Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazan-ı Şerif'e az bir zaman kaldı. Şimdi Ramazan-ı Şerif hem maddi hem manevi bizim için çok kıymetli bir ay. 11 ayın sultanı diye geçiyor değil mi? Eskiden yazarlardı öyle Ramazan-ı Şerif gelmeden önce 11 ayın sultanı hatta işte normalde kendisinin ibadetle alakası olmasa bile eskiden lokantalar vesairelerde kapatırlardı ve Ramazan hoş geldin derlerdi. En azından perde yaparlardı ki oruçluya karşı kendilerini mahcup hissetmesinler diye utanırlardı. Haya vardı insanlarda. Şimdi haya yok. Şimdi oruç tutan adam da açıyor pencereyi sokağın ortasında oruç yediriyor. Ve günahda da ortak oluyor. Bu ayrı bir iş. Ramazan-ı Şerif geliyor. Eskiler özellikle mesela Türk toplumu Selçuklu zamandan itibaren şemsi takvim kullanmış. Yani ekin ekecekler ondan sonra mevsimleri vesaireleri takip edecekler. Dolayısıyla şemsi takvim bizim şimdiki takvime çok benziyor. Güneşe göre takvim. Ama şeriatin hükümleri de Allah Teala'nın ibadetle ilgili verdik, verdiği emirlerde de kameri takvime göre yapılıyor. Dolayısıyla her 33 senede bir sene arttığı için şemsi takvime göre ne demişler? En kolay zekatımızı hesaplamanın zamanı Ramazan-ı Şerif olsun demişler. Hem Ramazan-ı Şerif'te yapılan hayır hasenat daha fazla mükafatlandırıldığı için. Ve gelenek olarak Ramazan-ı Şerif geldiğinde de bizim zekatımızı vermemiz, işte fıtır sadakasını vermemiz hasebiyle hayır hasenatın da en fazla yapıldığı ay oluyor. İnsan tabiatı itibariyle ya Aşağıda elini uzatandır ya da yukarıda o ele el uzatıp da avucuna bir şeyler koyandır. Yani İslami tabirle söylersek ya muhacirdir ya ensardır. Bir taraftan muhacirdir, alt tabakadadır. Mesela diyelim ki memurdur bir taraftan. Bir taraftan da evinde çoluğuna çocuğuna amirdir. Ya da bir babanın evladı olmak hasebiyle Me'murdur ama gider bir yerde de amir olarak hüküm eder. İnsan ya ensar ya muhacir olmalı. Dolayısıyla ensarlığı ve muhacirliği yani aç kalmakla muhacirliği iftar vermekle de ensarlığı yaşadığımız en güzel aylardan bir veya en güzel yaşadığımız günlerden Ramazan-ı Şerif günlerine ulaşacağız. Allah nasip edersin. Ramazan-ı Şerif ayı aynı zamanda da Kur'an-ı Kerim'in inzal olduğu ay. Yani Kur'an-ı Kerim'i güzelce tilavet etmenin, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yaşamaya gayret etmenin fırsatı olan bir ay. Çok az bir süre kaldı. Kendimize çeki düzen verip tövbeyle ve tövbenin akabinde istikametimize dikkat etmekle Ramazan-ı Şerifi şöyle bir hazırlık yapalım. Şöyle bir silkelenelim ki Ramazan-ı Şerifi başladığımız gibi sonunda da Allah Teala'nın rahmetine, Allah Teala'nın affına mazhar olmuş olduğumuz halde cennete girelim. Yine Kur'an-ı Kerim'i çokça tilavet etmekle beraber şimdi bir orucu bozan Zahiri sebepler var. Herhangi bir şeyin vücuda girmesi, gıda olarak girmesi veya lezzetlenmekle alakalı işte cinsi münasebet vesaire onlardan kendimize alı koymamız imsak vaktinden akşam güneş battığı saate kadar bunlardan kendimizi uzak tuttuğumuz gibi Allah Teala'nın yasakladığı gıybetten, yalan söylemekten, sonra sövmekten Hatta hatta belki de şunu da eklememiz lazım. O kitaplarda geçmiyor ama sinirlenmekten de kendimize alıkoymamız lazım. Şüphesiz aç kalınca insan saldırganlaşıyor. Sinir sistemi alt üst oluyor. İşte akşama doğru geldi mi hele hele şeker hastası olanlar kendilerini zapt edemiyorlar. Her önüne gelene saldırmaya çalışıyorlar. Aç kurtlar gibi. Allah korusun ona da kendimize göre bir engel olmamız lazım. Madem dayanamıyoruz insanların eziyetine öyleyse ikindi namazını kıldıktan sonra geç ya evine geç Kur'an-ı Kerim oku ya da zikirle, tesbihatla vesaireyle uğraş. Vakti o şekilde değerlendir. Ya da hiç bilemiyorsun şehrin uzağına git, işini gücünü bırak ama millete bela musibet olma. Yani ona da dikkat etmemiz lazım. Orucu manevi bozucular bunlar. Bir de hele öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Müslümanlardan herhangi bir kişi hatta İslam'ı yaşamasa bile İslam'ın şiarı olan bir şeyle insanlara gelse faraza adam kendisi sarhoş olsa bile yolda sarhoşun birini dövse bütün insanlar, hacılar, hocalar, sarhoşları dövüyor diye feryat ediyor. Meseleleri dine saldırmak. Meseleleri dindarı öne koyup dine saldırmak olduğu için bizim daha fazla dikkat etmemiz lazım. Her hal ve karda. İslam'a imrendirmemiz lazım, iğrendirmememiz lazım. Madem kendimizi muhafaza edemiyoruz, öyleyse en güzeli hicret etmektir. Hicret de İslam'ın şiarındandır. Allah Teala'ya masiyet olacak yerden kendini tevbeye, istikamete yönelttiysen, o ortamdan kendini uzaklaştırdıysan adı ne olur? Hicret olur. Dolayısıyla orada da kendimiz hicretimize yönelmemiz lazım. Dolayısıyla orucu hakkıyla tutmaya gayret etmemiz lazım. Aç kalmakla fakirlerin, muhacirlerin, muhtaçların hakkını, hukukunu daha iyi anladığımız gibi toklukta da aşırı gitmememiz lazım. Şimdi iftar sofraları hazırlanıyorlar ne güzel billah. Bir de yani oruçla alakası olmayanlar da o sofraya oturuyor. Kelli felli işte hem israf yapılıyor, hem başka şeyler yapıyor. Onda da ölçülü davranalım. Yani ortalama bir insanın gücünün üstünde ikram etmememiz lazım böyle yapmayalım ki ona gücü yetmeyen bize bakıp da ya Rabbi ona verdiğin nimet işte olmaz olsun deyip ve dua etmesin. Hasetle bakmasın. Buna da dikkat etmemiz lazım. Örnek olmamız lazım. Davamız iftarı nasıl edeceğiz hesabı değil. Orucu nasıl tutacağız hesabı olsun. Yani iftara hazırlık yapmak üzere imsaktan iftara kadar yemek, içmek, ondan sonra şöyle yapmak, böyle yapmak düşüncesi değil de Allah Teala bize emretmiş. Orucu hakkıyla nasıl yerine getiririz onun hesabını yapalım. Oruç tutuyoruz, ibadet yapıyoruz yani. Ve belki de bizi en fazla temizleyen ibadetlerden bir tanesi oruç. Hesabını da Allah Teala kendisi gördüğünü ilan ediyor. Şimdi normalde en basit bir amel olsa bir buğday tanesi gibi yere düşmüş yedi tane başağı var. Her başağın ucunda yüz tane olmak üzere allah Teala mükafat veriyor mu? Veriyor. Bu normal bir amele. Yani bir amel yaptık, birine bir selam verdik, birine bir güzel yüz, güler yüz gösterdik. Güzel muamele ettik bir kişiye. O bir amel olarak toprağa düştü. Oradan yedi tane filiz çıktı. Filizlendi. Yedi tane başak çıktı. Başağın her birinin ucunda yüz tane olmak üzere Allah Teala'nın huzuruna gidiyoruz. Ahirde. Hesaba giderken. Ha, o yüz tane ile gittik. Onların içinde kurtlusu var. içi boş olanlar vesaireler var. Onlar ayrı. Onlar ayrıca hesaplanacak. Gösteriş için yapmışsın. Ya da üstün körü yapmışsın. Yahut da işte namaza durmuşsun da gönlün çarşıda pazarda gezmiş ya da oruç tutmuşsun gıybet etmişsin gibi o hususlar o 700'den eksik olan hususlar. Allah Teala'nın huzuruna gittiğinde böyle. Ama orucun mükafatını o 700 tane koydun ya her birine 1'e 10 verecek, 1'e 100 verecek. Bir değil. Bir yerine 700'ün üzerine her bir tanesine 10 verecek, 100 verecek, Bin verecek, bir, bin, bir milyon verecek ama orucun hesabını sadece ben veririm, ben hesaplarım diyor allah Teala. Dolayısıyla hakkıyla oruç tutmaya da kendimizi hazırlamamız lazım. Sonra her Ramazan başlangıcında işte midem ağrıyor, dalağım deliniyor, işte gözüm görmüyor falan filan gibi bahanelerle oruç bozmak için fetva soruyorlar oruç bozmak için değil, oruç tutmak için, allah Teala ibadet etmek için gayret edelim. Biz Müslümanız. Müslümanız, İslam şiarıyla yaşamak bizim için şeref olsun. Velev ki oruçlu olarak allah Teala huzuruna çıkalım. Daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Yani oruç tuttu da oruçlu haliyle allah Teala'nın huzuruna gitmesi ne kadar büyük bir şeref, ama biz ufacık başımızın ağrısına fetva aramaya çalışıyoruz. Adaletli, adaletli. Yani dini bilen, adaletli deyince dini bilen manasına geliyor. Dini bilen, dini yaşayan ve mesleğinde de mahir olan doktorun Herhangi bir şekilde fetvasıyla ancak oruç bozma işi olabilir. Adam dini yaşamıyor, orucun ne olduğunu bilmiyor, sadece aç kalmak zannediyor veya ona benzer şeyler oluyor. Sırf dini bozmak için insanlara şöyle böyle fetva veren insanlara da, doktor kılıklılara da kulak asmamak lazım. Tutmaya gayret edelim. Üstad rahmetullahi, aleyh, o son senelerinde nefes açıcı şeyler kullanırdı. Fıs fıs derdik biz ona, böyle basmalı. O, o tür tüpler kullanırdı. 2-3 saatte bir nefesi tıkandığı zaman ondan verirdik. Çoğu zaman oruca niyetlenirdi. Biz sıkardık nefessiz kaldığında. Çoğu zaman öyleydi. Oruç tutmaya gayret ederdi o haliyle. Bize soru soranlara bakınca Adamın hiçbir şeyi yok. Tutmaya gayret edelim. Tutamadıysak da onun fidyesini zamanında usulüne uygun şekilde dağıtmaya da gayret edelim. Allah Teala Şaban ayının son günlerini üzerimize hayırlı ve bereketli kılsın. Üzerimizdeki bela musibetlerin kalkmasına sebep kılsın. Çünkü bu Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adına adanmış bir ay. Onun hürmetine de Allah Teala bu bela musibetleri üzerimizden kaldırsın. Bize Ensar ve Muhacir'in arasındaki uhuvvet gibi uhuvvet nasip etsin. Her birimize hem Ensar'dan hem Muhacir'den güzel hasletleri taşıyan insanlar olarak o huyları bize versin. Hidayet versin, ıslah etsin. Ve bizi kendimize getirsin. Ramazan-ı Şerif vesilesiyle de cennete hesapsız girenlerden eylesin. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.